Şu an bir üniversitenin, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin psikoloji bölüm başkanlığını yürütüyorum. Aynı zamanda geçmişte 8 yıl Kızılay Yönetim Kurulu üyeliğini yaptım. Son 2 yılı genel başkan yardımcısıydım. 28 yıl Yeşilay Cemiyeti'nin genel başkan yardımcılığını yaptım. Devamlı hayatımda bir şeyler yapmaya çalışan, insanlara faydalı olmaya çalışan bir insan olarak görüyorum kendimi. Şu anda Sıcak Yuva Vakfı'nın başkanlığını yürütüyorum. Vakfımızda yine kimsesiz çocuklara, sokakta kalmış çocuklara yardımcı olan, onları oralardan kurtarmaya çalışan ve diğer çocuklarımızın oraya düşmesini engellemeye çalışan bir vakıf. Orada çalışmalar yapıyoruz. Sıcak yuva çok önemli. Sadece eşlerin mutluluğu için değil, özellikle çocukların mutluluğu için önemli. Bir ailede sıcaklık varsa, o eve, aileye bir sıcaklık veriyorlarsa, sevgi, ilgi, şefkat veriyorlarsa, o ailede büyüyen çocuklar da mutlu oluyorlar. Bu yüzden biz toplumun temelini aileden mutlulukta görüyoruz. Aileden mutluluk olursa nesiller de mutlu olur. Girişim gücü yüksek olur, kendine güvenler iyi olur. Bir takım psikiyatrik rahatsızlıklardan korunmuş olurlar. Depresyon gibi, panik gibi bir takım rahatsızlıklara karşı daha güçlü olurlar. Ailenin mutluluğunu çok önemli görüyoruz bu bakımdan. Bir defa hayatı her şeyden önce pozitif açıdan bakmak lazım. Olumlu yönlerini görmek lazım. Rabbimin verdiği nimetleri ön plana çıkarmak lazım. Yani kanaatkar olmak ve eldeki nimetlerimizi ön plana çıkarmak lazım. Hayatı güzel görmek, dünyayı güzel görmek. Elimizdeki ufacık bir artıları bile ön planda görmek lazım. Ahirete inanmak, kadere inanmak, yine insana ibadet etmek, bu da çok mutluluk verici şeyler. Çünkü insan kadere inandığı zaman her şeyin boş olmadığını anlar ve her şeyin geçici olduğunu anlar. Gelecekte her şeyin karşılığının verileceğine inanır ve bu da insanların mutluluğuna vesile olur. Bilmiyorum, daha Sefa Bey çok var. Hasta gelip gidiyor. Her kesimden, her düşünceden, her sosyal ve ekonomik güce sahip insanlardan. Şöyle bir özetleyin dersek, nasıl toplumumuz, nasıl bir fotoğraf veriyor Türk toplumu ve nereye gidiyoruz? Yani Türk toplumu şu an çok iyi görmüyorum ben. Çünkü bir karamsar bir tablo var ortalıkta. Yani bu medya olsun, bir takım basın yayın organları, böyle bir takım toplumdaki olumsuzlukları, negatif olayları aşırı büyütüyorlar. İnsanlar haberleri izlemeye korkmuş durumda. Türkiye'nin hatta dünyanın neresinde bir olumsuzluk var. Bunu abartarak önümüze çıkarıyorlar. Bu yüzden bir de insanları bir takım maddi doyumsuzluğa aşılayan programlar var. Bunların yanında dini değerler de zayıflayınca İnsanlar helal, haram inançlarında eskisi kadar önemsemeyince ve çeşitli toplumu sarsan olaylar var görüyoruz. Bir takım anarşi olayları, FETÖ olayları, Irak olayı, Suriye olayı. Bunların hepsi toplumumuzu etkiliyor. Genel bir olarak herkes etkileniyor ama inşallah bunlardan çıkacağız yani. Efendim gençlik bugün bir ciddi buhran içerisinde. Marka tutkunu, işte hele bilişim tutkunu, telefonlar, bilgisayarlar adeta gençliğimizi mahkum etmiş noktada. Aile olarak üzerimize düşen görevler var. Çocuklarımızı bu sıkıntıdan nasıl kurtarabiliriz? Gerçekten önemli bir şey bu. Bu cep telefonu, bilmem bilgisayar tutkunluğu, marka tutkunluğu. Bakıyorsunuz insan cebinde harçlığı yok çocuğun ama lüks telefon kullanıyor, akıllı telefonlar kullanıyor. Büyük bir istekle, ailesini zorlayarak, maalesef zor durumlara düşürerek harcama yaptırıyorlar. Bu dediğim gibi bilgisayar oyunlarına tutkunluk da büyük bir şey. Çocuklar dışarıda yaşamayı, gezmeyi, tozmayı, ne bileyim spor yapmayı, arkadaşlarıyla sohbet, muhabbet etmeyi bırakıp bir bilgisayar oyunuyla veya chatleşmeyle vakit geçirebiliyorlar. Bunun için birinci derecedeki özellik ailenin dediğim gibi sıcak bir aile ortamı sunması çocuğa. Sevgi, şefkat sunulan çocuklar bunu ikinci plana atabiliyorlar. Bir başka olay da işte onlara vakit ayırmaları çocuklara.
ve onlara iyi örnek olmaları. Yani aile kendisi böyle medyaya, bilgisayar oyunları gibi benzer şeylere düşkünlüğü varsa çocuğu etkilemeleri zor oluyor tabii. Ailenin en başta örnek olması lazım. Efendim evlerde dizi furyası. Dizi furyası. Yani evet. Biraz, bir zamanlar Brezilya dizileri meşhurdu. Artık bizim diziler meşhur oldu. Evlerde artık misafirlik de söz konusu değil. Tamamen dizilere düşkün ama her kesim, her sosyal yapı, her düşünceye mensup aileler, özellikle hanımefendiler, bilmiyorum yanlış mı tespitimiz, neler aynen söylersin? Öyle, aynen, dizi şeyi çok fazla. Yani ben bakıyorum, kişiler diyelim bir yerde çalışıyorsa dizi başladığı zaman dizi yönelenleri görüyorum ben. Birbirleriyle dizi konuşuyor insanlar maalesef. Bunların saçma senaryo olduğunu bile bile dizilere takılmış durumdalar. Yani bir insan gece gündüz dizi izlese onun elde edeceği bir kazanç yoktur yani. Ancak boşu boşuna vakit kaybetmiş. Bir de o duygular alt üst olmuş. Çünkü orada olmadık senaryolar var, şeyler var. Ben bu konuda da bağımlılıktan oldukça uzak durmalarını tavsiye ederim. Dizi izleyeceklerse bizim tarihimizin değerli dizileri var. Mesela Kuruluş'tur, Velihat'tır, onları izlesinler. Devralem'dir. Devralem programı, belgesel siz programı. Siz bilir misiniz Devralem efendim? Devralem programını hiç izlediniz mi Seva Bey? Devralem programını hemen hemen hepsini izledim. İzlerken de büyük bir zevkle izliyorum. Gerçekten hem geziyoruz, hem tarihsel bilgiler öğreniyoruz, hem kültür öğreniyoruz oradan. Ve milli kültür şuuruyla, milli tarih şuuruyla hazırlanmış programlar olduğu için benim çok hoşuma gidiyor, zevk izliyorum. Eğer bir programa rastlarsam hemen orada... Devralem izliyorsunuz. Bu evet, kadar evet. Yoğun işleriniz altında. İzliyorum, kilitleniyorum oraya. Yani. Kesinlikle tavsiye ederim. Hatta bu okullarda çocuklara gösterilmeli muhakkak, liselerde. Milli manevi tarih bilincine aşılayan dizilerin insan psikolojisi üzerindeki etkileri konusunda neler söylersiniz? Yani çok önemli bir nokta bu. Dediğim gibi şu günler karamsar günlerden geçiyoruz. Biraz kriz anlarından geçiyoruz. Bir de gençlerin zaten ergenlik sorunları var. Özellikle bu tür programlar, yani devralen bir programlar, çocuğa bir moral aşılar. Milli kültür şuuru, bilinci aşılar. Çocuğun kendine güven artar, çevresine güven artar, milletine güven artar, tarihine ve geçmişine güven artar. Bu da geleceğe daha umutla bakmasını sağlar. Derslerine daha çok şey yapar, milli değerlerine daha çok sarılır, ülkesinin kalkınması için daha çok uğraşır. Ülkede bir barış ortamının, bir kardeşlik ortamının oluşması için daha çok uğraşır. Bunlar da az şeyler değil tabii.